Herkese merhaba. Kaptan Tsubasa 2 Super Striker'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son İngiltere'ye karşı oynamıştık. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Şimdi ise sıradaki rakibimiz... Adı neydi lan rakibin? Rakibin adını unuttum. Bayağı iyi. Ondan önce bir şifreyi vereyim ben size. Benim şifrelerimle... Daha doğrusu benim bu şifremle... Konuşamadım. Benim yüzelerimle bu takıma karşı oynayabilirsiniz. Bilgi ekranına bir okuyalım. Üstün enerjileriyle baskın oynayan yüksek seviyeli bir takımdır. Forvetli hızlı savunmada tutkal gibiler. Dikkatli olun. Burada da Buga girmişti değil mi? Aynen. Buga girmişti. Bunu hatırladım. Save'e dönüyorum tekrardan orada. Bir kadroya bakalım. Misugi yine unutmazsam değiştireceğim ikinci yerini. Onun dışında... gerçekten Ishizaki'yi hani kullanamıyoruz. Bence gerek yok Ishizaki'ye. Savada'yı alıyorum onun yerine. Aslında Nitta'yı da alabilirim ama Nitta çok bir işime yaramaz çünkü bir özel şutu var yani başka bir şey yok. Ha şey Sovyetler Birliği'nde kalmıştık değil mi? Evet oradan. Hadi bakalım. Japonya başladı maça. Tsubasa'yla Gold Combo ile içeri gireceğim. Evet güzel. 4 numara durdurdu. Normal çalım. Atar Tsubasa atarım. Evet kaleci. Oo özel kalecileri var. Özel kalecilerim var lan bunların. Lan şimdi özel bir kalesi varmış. Bir drive shoot deneyelim o zaman. Bilgi ekranda yazmıyordu. Eliyle yakaladı drive shoot'u. Vay. Vay bunu hiç beklemiyordum. Yani bilgi ekranında da öyle bir şey yazmıyordu. Vallahi şaşırdım görünce. Kayalım. 6 numaraya pas attı. Misaki blokladı ama. Kaymasına rağmen blokladıysa bayağı iyi. 11. Şöyle soda. Defans çıkmayın lan topa. Lan eliyorlar sizi. Belaev. Ha Belaev. Bu oyuncuyu hatırladım. Tamam. Bu oyuncuyu biliyorum ama bayağı güçlü bir şutu vardır büyük ihtimal. Keşke Vakaşımaz uyasaydım kaleye ya. Keşke Vakaşımaz uyasaymışım kaleye. 1-0 gerideyiz vallahi. Tsubasa da yarıya indi. Bu kaleciyi nasıl geçeceğiz? Hikaru'nun Eagle'ı belki işe yarayabilir bu kaleciye karşı ama. Bilemiyorum. Ne yapsak? Fake deneyebiliriz. Fake'ler... Oynuyor. Niye göreceğiz? Belaev geldi tekrardan. Biraz zor pas. Kime doğru? Ozora'ya doğru gönderiyorum. Tabi geçer mi? Geçmeyebilir. Abi oyun kasıyor mu? Ben böyle hissediyorum ya. Oyun kasıyor gibi. Güzel. Tsubasa'ya geçti top. 3 numara durdurdu. Normal pas. Kojuro'ya gönderiyorum. Kojuro'yla deneyelim bakalım. Kalecinin üstüne. Aman abi durdurmayın. Durdurdu. Bir Neo Tiger denesek mi? Yok abi Neo Tiger işe yaramaz. Bir Force Strip çalım atalım oyuncuya. Özel kurtarışı vardı bu kalecinin çünkü öyle hatırlıyorum. Güzel Lush'in kalede. Bir Tiger Shoot gönderiyorum Lush'ine. Haydi herif uçurdu ya. Ama kale boş. Kale boş. Kimle vursak bu topa Misaki ile vuracağım. Hava topu. Kale boş. Rovaşata'yı gönderiyorum kaleye. Çok güzel. Ve gol. 1-1. Kojuro'ya şut çektirmedi ya. Vallahi. Zor olacak. Maç zor olacak. Kojuro'yu defansa koysam aslında daha etkili olur biliyor musunuz? Tiger kaysam çünkü kesinlikle alırım topu yani. Onun bir kaçarı yok. Oo Misaki uzaklaştırdı. Güzel. Hikaru'da top. Kime atalım? Kojuro'ya doğru atalım tekrardan. Yok abi oyunda bir şey var ya. Oyunda bir kasma hissi var ya. Vallahi öyle bir his var. Kojuro'yla gidelim. Bak aslında Kojuro enerjisi değerli benim için. Şöyle birazcık yürüyelim ama. Tamam.
Tsubasa ile bir drive shot daha deneyeceğim kaleciye. Çalım girer mi bilmiyorum ama. Çalımı çok denemek istemiyorum. Şöyle kalecinin üstüne doğru gidelim. Lush'in kalede. Şutumuz 43, çalım 55. Ne yapsak ki ya? Ben bir şut daha gönderiyorum, yok. Yok, gene 50 tuttu ya. Oğlum 2 dürüst şutu seçiyor. Çok şanssızız. Çıkıyorum topa. Top gene bizde. Kojiro'da top. Lush'in de var. Bırakıyorum abi. Uzaklaştıramayabilir Kojiro bunu. Eliyle tuttu lan, oha. Ulan neymiş lan bu kaleci? Vallahi iyiymiş ha. Çıkıyorum bir daha topa. Misaki bir daha uzaklaştırdı. Top gene bizde lan. Hep bizde lan top. Şansa bak. Gene aynı pozisyon olacak ha. Bir daha bırakıyorum. Uzaklaş... Out'a gitti. Out'a gitti. Yapacak bir şey yok abi. Her türlü alıyordu zaten kaleci. En azından oyuncular yerlerine geçsin. Misaki. Bela evde top. Şunu durdurun. Jito, hah güzel. Jito kaysın, Tsubasa pas kessin. Jito alamazsa Tsubasa hiç alamaz. Güzel. Adamsın sen Jito. Kojiro kaç kaldı? 436. Şöyle Misaki'ye gönderelim. Bak. Nereden çıktı lan o? Şimdi miydi? Neredeydi o? Hikaru boşta, Hikaru boşta. Hikaru'ya bir gönderiyorum topu. Oo, blokladı lan drive, şey normal pası. Hadi Hikaru. Bunu yap, sen başarabilirsin. Senin üstün çok efsane bir şut. Eagle shoot. Kaleci de bayağı etkili. Uzaklaştırdı topu, güzel. Top uzaklaştı. Kale bomboş. Jumping volley vuracağım. Boş kaleye jumping volley gidiyor. Al işte. Yani bu oldu mu şimdi Misaki? Yani hani boş kaleye şut göndermek var, sen penaltı yaptırdın. Tuh senin sıfatına ben. Neyse Ozora vursun bakayım. Allah'ın dediği olur yapacağım gene. Bizim taktik Allah'ın dediği olur. Orta çıktı. Gol. Lan bir zamanda tutamadı kaleci, ben bunu ne zaman yapsam ha. Hiçbir zaman tutamadı ben bunu yaptığım zamanlarda. 8 numara başladı maça. Lush'ini geçmek çok zor gerçekten. Ama Hikaru avlamayı başardı. Güzel, gene Jito durdurdu. Jito herhalde gene alır. Pas kes yapıyorum. Tsubasa'yı gene. Deja vu. Geçti lan bu sefer. Vallahi geçti bu sefer. Vallahi gol gelebilir ha. Ulan dur, gol gelmesin lan. O kadar zor attık zaten golü. İkizler durduru, güzel. Pas kes yapıyorum. İkisine de pas kes yapıyorum. Çok güzel. Bu topu kestik büyük ihtimalle. Bu topu kestik büyük ihtimal. İkizler kesemese bile Misuki kesin keser o topu. Aldı. Aldı. Helal. Çok güzel be. Ya Misuki adamım benim. Savada'ya geldi ama uzaklaştırmaktan başka bir çarem yok. Haydi. Yok artık. Harbi yok artık. Soda. Soda dur. Güzel. Savada sen pas kes. Soda sen kay. Misuki sen de pas kes. Hadi lan Soda. Çalım atarsa alırsın sen zaten büyük ihtimal bunu. Haydi pas atmıştır. Aynen pas atmış. Misuki. Ya sen var ya. Ya. Ya abi Misuki işte ya. Adam. Top Hikaru'da. Hikaru'yla kalecinin üstüne doğru gideceğim. Bu sefer fake deneyeceğim ya. Bu sefer fake ile gol atmaya çalışacağım. İkinci yarı bir fake deneyeceğim. Kazuo'ya gönderdim topu. Lan Kazuo da hiç sağlam bir adam değil de. Hikaru'nun olduğu yere doğru gönderiyorum. Kojiro da çıkabilir. Kojiro çıktı. 3 numara.
Fake atıyorum. Penaltı gelirse efsane olur. Gelmedi. Müsigi havadan geldi. Tabii ki de vurmayacağım, öyle bir şey yapmayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Madem Müsigi buraya kadar geldi. Ya reisi şunu bir denemesek olmaz ya. Haydi. Bunun olacağını biliyordum aslında. Çıkarım, bir de pas keseceğim. Müsigi zaten alır onu ya. Haydi, uzaklaştırdı. Dur. Soda dur. Çok güzel. Komiseri takıl. Hadi. Tüh, pas attı. Belav. Tut. Lan tut. Şu çekecek herif. Kayıyorum. Hadi lan ikizler. Alamadılar. Gol yedik büyük ihtimal. Vallahi gol yedik herhalde. Ama pas attı. Jover kaç yapmış. Hava topu. Büyük sıkıntı. Genzo yapma be. Vallahi Vakabayashi takır takır yiyor golleri. Kaleye iki tane şut geldi, iki tanesini yedi Vakabayashi. Neyse, ilk yarıyı berabere bitirelim. Müsugi'yi ileri almayacağım abi. Eagle shoot deneyeceğim kalecinin üstüne sürekli. Eagle shoot etkili oluyor, görüyorsunuz her maçta. İlk yarıda maç berabere, şöyle bir enerjilerimizi kontrol edelim oyuncuların. Tsubasa yarıda, Kojiro'yu fulleriz. Kojiro ile bir Neo Tiger'ımız var ya, ya da Tiger. Müsugi de yarıya inmiş. Neyse, böyle devam edelim. Şimdi ki aslında Vakashimaz oynasaydı o golleri yemezdi büyük ihtimal, düz şutları. Ama işte unuttum ya, maçın başında yapmam lazımdı onu. Çünkü Vakashimaz'ın enerjisi bitti mi gol yeriz yani. Hiç affetmez. Tsubasa alamadı. Soda ve Jito alamıyor. Tabii Tsubasa da alamaz. Müsugi. Vallahi oradan şu çekti. Biri bloklasın şu topu ya. Genzo. Helal. Top bizde. Soda'ya geldi. Çok güzel. Aman abi. Aman diyeyim. Razor pas. Şöyle Misaki'ye doğru. Kimse çıkmadı lan topa. Çok güzel. Şöyle ne yapsak? Hikaru orada. Hikaru gidiyor valla. Abi Hikaru beni gaza getirdi şu an. Dur. Şöyle Matsuyama'ya doğru. Ula. Lan bir kişi daha çıkarsa keser ha. İyi çıkmadı. Al işte. Hani ben oraya mı attım topu? Neyse, Allah'tan fake atabiliyorum. Matsuyama bıraktı. Tsubasa'ya gelecek büyük ihtimal. Kuyu aldı. Ya Lashin 2 saniye duramıyorsun değil mi? Kontrol yapıyorum. Çok güzel. Kalede Lashin. Neo Tiger mı Tiger mı? Tiger'ı da etkili ama Tiger'ı vuralım ya. Güzel. Uçurmadı. Hadi Kojiro. Kojiro geçti Lashin'i. İşte bu kadar. Gol mü? Gol. 3-2 öndeyiz. Abi iyi kalecilerin katili Kojiro Hyuga be. Rai şutunu koysalardı büyük ihtimalle Kojiro'yu kimse durduramazdı bu oyunda ama. Rai şutu yok maalesef. Abi ben harbi bir şey diyeceğim. Kojiro'yu defansa koyacağım bundan sonra ya. Oha Tsubasa. Şöyle ataklardan sonra Tsubasa'yı Kojiro'yu defansa koymayı düşünüyorum. Hani alır bu arada topu. Tamam ya. Maçı yavaştan bitirmeye başlayabiliriz. 3-2 öndeyiz zaten. Bela ev uç kardeşim. Sen de uç moruk ya. Şöyle birazcık zaman geçirelim. Zaten biz hani bir farklı öndeyiz. Son dakikalarda farkı 2'ye katlamaya çalışırız. Ben biraz zaman geçireyim. Ulan 6 numara direkt durdurdu, hiç acımadı.
şöyle Kazuo'ya. Soda'nın komiseri pasını hala tutamıyorlar tam. Aman abi, ikizleri orada durdurursanız sıçarız. Vallahi sıçarız. Aman diyeyim ha. Güzel. Şöyle Taro'ya doğru gönderiyorum. Geriye doğru gidelim. Taro Misaki. Bumerang şutu ve bumerang pası da var normalde. Onun da özel şutları var. Hatta Suudi Arabistan'a karşı kullanıyordu sanırsam. İlk defa bumerang şutu. Ve gol oluyordu. Bir free kick golünden atıyordu Misaki o golü. Ah ah, hiçbiri yok. Hiçbiri bu oyunda yok. O yüzden Final Evolution oynamayı düşünmüştüm. Final Evolution'da tüm şutları var yani oyuncuların. Mangadaki. Oha, kestiler lan. Kaç kişi blokladı lan topu ayağıyla. Onun dışında Shingo yok ya. En büyük eksiklerden biri belki de Shingo yok abi. O dikkatçi çalımı, Matoneki şutu maalesef bu seride yok. Gelsinler abi. Şöyle de bir book gibi bir şey bu da. Onu da göstereyim. Zaten göstermiş olmadım ben sana bunu. Size bunu geçen bölümlerde. Korner çizgisi ya da kalecinin olduğu yerin çizgisindeyseniz karşı rakibin. Golden combo yaparsanız Misaki ya da Tsubasa ile kendi sahanıza geçiyorsunuz. Böyle bir book mu diyeyim artık, ne diyeyim. Böyle bir şey. Yalnız Misaki'yi bitirdik harbi yani. Misaki şu an bana sövüyor. Amınım, kullanma beni artık diyor. Haklı da yani adam. Soda alsın biraz topu. Çok güzel zaman geçirdik. Ne güzel müzik ya. Çok güzel. 10 numara müzik. Vallahi kim yaptıysa var ya. Elinden ayağından öpmek lazım. Şöyle Misugi'ye doğru gönderelim. Misugi bu maç işimize yaradı. Gene yaradı. Kaleciyle çalımda işe yaramasa da defansa yardımı dokundu. Gördünüz zaten, bir tane gol engelledi. Icario'ya vereyim topu. Son dakika, son saniyeler bununla vurmaya çalışacağım kaleye doğru. Lush'in kalede bir eagle shoot daha gönderiyorum. Top uçtu. Top çok güzel. Kale boş. Misugi gol atar. Misugi gol atar bu arada. %100 atar. Misugi'nin öyle kolay kolay bloklayamazlar şutunu. Ama direkt olabilir. Gol. Jun Misugi bu maçta da gol atmayı başardı. 4-2. Japonya önde. Şu ana kadar hiç yenilmedik. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Ben de düşünmüyordum hani bu kadar. Ben hani Misaki ya da Tsubasa'nın sağ palo takımında zorlanırız diye düşünmüştüm ama hiçbirinde hani zorlandık tabii ki de. Bayağı zorlandık ama hiçbirinde hani yenilmedik. Gerçekten bence güzel bir şey yani. Diyecek bir şey bulamadım. Yumruk. Wakabayashi. Wakabayashi çok kötü performans sergiliyor ama. Allah, Wakabayashi'nin performansı çok kötü. Tamam, artık maçı bitirme zamanı abi. Tsubasa bitirecek bu maçı. Tsubasa'nın ayağında bitecek. Artık gözler hakemde. Herkes hocanın maçı bitirmesini bekliyor. Japonya Sovyetler Birliği'ni 4-3 mağlup etti. Oo, Japonya vs Fransa. Hadi bakayım. Rahatlı 2002 animesini izleyenler zorluğunu anladı bile. Evet, gelişen oyuncularım bu şekilde Wakabayashi ile gelişmiş. Misaki, Tsubasa. Güzel abi. Kojiro da olsaymış tadından yenmezmiş. Şöyle ben gene bir save'imi alayım, biliyorsunuz geçen bölüm başımıza gelenleri. Evet, sırada çok zorlu bir rakip var. Fransa. Misaki vs Pierre'in kapışması olacak bu maç ayrıca. Bilgi ekranını tekrar okuyalım. Pas temelli oyunları ve atak şekilleri değişmiş değil. Ancak söylentiye göre Pierre'in yeni bir tekniği var gibi. Orta saha Pierre'i marke edin. Pierre'in yeni tekniği var gibi. Abi niye böyle oluyor ya? İlk gene save almışım ha. Gene bug'a girdi. Şöyle geçsem. Neyse, save'e geri döndüm.
Misaki ile Pierre arasında güzel bir kapışma olacak. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.